Avrupa Birliği liderler, liderler Zirvesi ise sona erdi. İki gün süren zirvede Türkiye ile ilgili alınan kararlara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Beklenen adımları içermekten uzak ifadesine yer verildi. Zirvede göç, terörle mücadele gibi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren gelişmeler de masadaydı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi ama tartışmalar sürüyor. Türkiye çıkan kararlardan memnun değil. Dışişleri Bakanlığı zirvede Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin somut kararlar almayı ertelemesinin bir oyalama taktiği olduğu ifade edildi. Adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılması da bu görüşümüzü teyit eden niteliktedir denildi. Bakanlık Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Türklerini ve haklarını tanıma çağrısında da bulundu. Bildirinin en önemli başlıklarından biri göç konusuydu. Türkiye ile göç mutabakatının uzatılması kapsamında 3 milyar euro ve göçmen mutabakatının güncellenmesi kapsamında da ek fon ödenmesine karar verildi. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye ile faydalı ve işbirliği geliştiren ilişkilerin Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarını olduğu vurgulandı. Bölgedeki gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığının ve sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Bildiride gümrük birliğinin güncellenmesi konusuna da değinildi. Teknik çalışmaların başlamasında mutabık kalındığı ifade edildi. Zirve sonunda Rusya ile ilgili net tavır sergilendi. Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğinde buna karşı durmaya, Avrupa Birliği çıkarlarına zarar verdiğinde Rusya'nın sınırlandırılmasına karar verildi. Zirvenin ilk gününde de konuşulan gündem maddelerinden biri de Belarus'tu. Liderler Minsk'e ekonomik yaptırım uygulanması kararı aldı. Karar ülkedeki insan hakları ihlalleri ve Ryanair uçağının bomba ihbarı iddiasıyla indirilmesi nedeniyle alındı. Detaylar böyleydi. Şimdi Avrupa Birliği ile devam edelim. Yine Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs meselesi bir kez daha çözüm için gündemdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir, bir araya geldi. Ee, Türkiye'nin taleplerini iletti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Kıbrıs konusundaki olumsuz tavrını yine sürdürdü. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs, Türkiye adına önemli gündem maddelerinden biriydi. Zirve sonrası açıklamalar peş peşe geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs konusundaki olumsuz tavrını sürdürdü. İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini ineledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. İkili Birleşmiş Milletler Brüksel Ofisi'nde bir araya geldi. Tatar, Kıbrıs meselesinde net tavrını bir kez daha ortaya koydu. Liderleri bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet etti. Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de Kıbrıs'ın gerçeklerini bir kez daha zahmet edip öğrenmeleri gerekmektedir. Tatar, iki tarafın egemenlik eşitliğine saygılı olunması gerektiğini vurguladı. Onları ben bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Eğer Kıbrıs'ın gerçeklerini görmezlerse, eğer Türkiye'ye bu şekilde haksızlık yama devam edilirse hiç zannetmesinler ki biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gösterdiği dengeli tutumun çabalara olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu tutumun Temmuz 2021'de yayınlanacak raporlara da yansıtılmasını Neyse. bekliyor.